Mahkeme kararının icrası. Davanızın lehinize sonuçlanması halinde bu kararı nasıl icraya koyacağınız konusunu aydınlatmak gerekiyor. Mahkeme tarafından duruşmada kısa kararın verilmesinin akabinde bir aylık süre içerisinde gerekçeli karar yazılır. Bu kararın yazılmasının ardından taraflar gerekçeli kararın kendilerine tebliğ edilmesini talep edebilirler. Gerekçeli kararın taraflara tebliğ ile beraber davayı kazanan tarafından kararın icraya konması mümkündür. Mahkeme kararı icra müdürlüğünde açılacak ilanlı icra takibi ile yerine getirilir. Mahkeme kararı sonrasında açılan icra takibi bir ilama dayandığından dolayı herhangi bir icra dairesinde açılması mümkündür. İcra takibi başlatılması talebiyle bir icra müdürlüğüne başvurularak gerekli harçlar ödenir ve takibiniz başlar. Alacaklının başvurusu üzerine hazırlanan icra emri, mahkeme kararının aslı gibi olduğu tasdikli bir suretiyle beraber davalılara icra müdürlüğü vasıtasıyla tebliğ edilecek ve takibiniz devam edecektir. İcraya başvurma harcı her yıl değişmektedir. Elinizdeki tazminat ilamını icraya koymanız için mahkeme kararının kesinleşmesi şart değildir ve kanun yoluna başvurulması icrayı durdurmayacaktır. Ancak bazı durumlarda mahkeme kararının icrası için kesinleşmesi gerekir. Bir alacağa ilişkin ilamların ise icra edilebilmesi için kesinleşmesi aranmamaktadır. Ancak icranın geri bırakılması hali bir istisnadır. Borçlunuz icra takibine konu edilen borcu ödeyebileceği gibi karar aleyhine icranın geri bırakılması talepli olarak kanun yoluna başvurmuş olabilir. Bu durumda kanun yolu mahkemesinden icranın geri bırakılması kararı almak için icra müdürlüğünden süre talep edecektir. Verilen bu süre içerisinde borçlunuzun kanun yolu mahkemesinden icranın geri bırakılmasına dair karar alarak bunu icra dosyasına sunması gerekmektedir. Bu süre içerisinde icranın geri bırakılması kararı dosyaya sunulduğu takdirde icra takibine konu kararın kanun yolu incelemesi sonuçlanıncaya kadar takip geri bırakılır ve bu sürede herhangi bir icra takip işlemi yapılamaz. Mahkeme kararını aldıktan sonra alacağınız ilama dayanarak yapacağınız icra takibini açıklayalım. İlam, yargılama neticesinde mahkemece verilen hükmün yer aldığı resmi bir belgeyi ifade etmektedir. Mahkeme tarafından verilen kararın icrası kendiliğinden gerçekleşemeyeceği için ilgili kişilerin ilamın icrası talebiyle icra dairelerine başvurmaları gerekir. Bu şekilde bir ilama dayanan icra takibine ise ilamlı icra takibi denir. Haciz ise borçlunun alacaklıya olan borcunu ödememesi durumunda yapılan icra takibinde alacaklının alacağını karşılayacak kadar malına hukuken el konulması demektir. Yargılama neticesinde elde edilen ve kesinleşmeden icraya konulabilen bir kararın temiz edilmiş olması ilamın icrasını kendiliğinden durdurmayacaktır. Karara karşı kanun yoluna başvuran tarafın ilamın icrasını durdurabilmesi için icranın geri bırakılması talepli olarak teminat karşılığı yüksek mahkemeden karar alması gerekir. Bu karara da icranın geri bırakılması kararı denir.